Merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iki patlıcan ile harika bir yemek yapacağız. Bunun için ilk önce patlıcanlarımı saplarını kesmeden soymayla başlıyorum. Soyduğum patlıcanımı önce bu şekilde ikiye ayırıyorum. Daha sonra tam dibe gelmeyecek şekilde tekrar ikiye ayırıyorum. Bakın bu şekilde. Daha sonra patlıcanımı dibe gelmeyecek şekilde, yani dipten bu şekilde birleşik olacak patlıcanlarımız. Ve tuzlu suya ıslatıyorum daha sonra. Tuzlu sudan sonra patlıcanlarımı kağıt havlu arasına alıyorum. Her tarafını iyice kuruluyorum. Patlıcanlarım kağıt havluda kururken bir kabıma 3 adet yumurtamı kırıyorum. Güzelce çırpıyorum. İçerisine bir tutam tuz atıyorum. İçerisine yarım çay kaşığı tuz atıp yumurtalarımı güzelce çırpıyorum. Diğer tarafta tabağımın içine 2 yemek kaşığı un alıyorum. 2 yemek kaşığı galeta unu koyuyorum. 1 yemek kaşığı mısır unu koyuyorum. 1,5 yemek kaşığı hatta. 1 tatlı kaşığı da toz kırmızı biber atıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Ve patlıcanlarımı kağıt havlu arasından çıkarıyorum. İlk önce güzelce her yerini mısır unlu karışıma, unlu karışıma batırıyorum. Evet, unladıktan sonra güzelce her yerini yumurtaya batırıyorum. Her tarafı eşit şekilde yumurtaya değsin. Ve tekrar unlu karışımıma koyuyorum. Her yerini tekrar unluyorum. Yağımız tamamen ısındıktan sonra patlıcanımı her katını açarak yağın içine yatırıyorum. Aynen bu şekilde. Patlıcanımı da yan tarafına, her tarafına açacak şekilde yan tarafına yatırıyorum. Güzelce tek tarafı tamamen kızarana kadar kızartıyorum. Tek tarafı kızaran patlıcanın diğer tarafını çeviriyorum. Aynı şekilde kızarması için tamamen kızartıyorum. Bakın ne güzel nar gibi kızardı. Bunu daha sonra çevireceğim. İki tarafını da güzelce kızartıyoruz. İki tarafı da kızaran patlıcanlarımı kağıt havlu serdiğim tabağıma alıyorum. Evet, patlıcanlarım kızardı. Daha doğrusu söylemek istiyorum ki bu bizim ikinci partimiz. İlk kızarttıklarımı çocuklar yedi, dayanamadılar. Hemen takviye yaptım. 6 patlıcana çıkarttım, 2 patlıcanı, 4 patlıcan daha eklemiş oldum. Hala da bir kısmı kızarıyor, göstermek istiyorum ocağımın başında. Lezzeti o kadar güzel ki kesinlikle tavsiye ediyorum. Sakın haşlamayın patlıcanları. Patlıcanlar zaten yumuşacık pişiyor. Ben şöyle size bir tane göstermek istiyorum. İnanın patlıcanlar hiç içinde kalmıyor diyebilirim. Yumuşacık oluyor bakın. Yanına istediğiniz soslarla tüketebilirsiniz. Harika oluyor tadı. Deneyecek herkese kesinlikle tavsiye ediyorum. Benden size kesinlikle tavsiye, haşlamayın patlıcanları. Direkt kızartabilirsiniz.
Muhteşem bir lezzet. Deneyecek herkese afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.